Bugün 19 Kasım sevgili meslektaşımız Aynur Dağdemir'in ölüm yıldönümü. Kendisini saygıyla anıyoruz. Bugün 19 Kasım'da Aynur Dağdemir'in ölüm yıldönümünde sağlıkta şiddetin, kadına şiddet ve genel şiddet iklimiyle, iç içe olduğu bilinciyle şiddetin önlenmesi için taleplerimizi belirteceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinden yürütülen politikalar nedeniyle kadınlar öncelikle hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Ve her gün erkekler tarafından kadınların katledildiği ve adaletin olmadığı bir güne uyanmaktayız. Kadın hekimler olarak 25 Kasım'da dayanışmanın gücüyle alanlarda olacağımızı belirtiyoruz. Yine 23 Kasım'da İstanbul'dan başlayacak olan beyaz yürüyüşümüz sonrasında da 27 Kasım'da Ankara'da yapılacak Beyaz Forum'da kadın hekimler olarak güçlü bir şekilde var olmak ve sesimizi daha çok duyurmak için de birlikte olacağız. Şimdi basın açıklamamızı okumak üzere sözü Benan Koyuncu'ya bırakıyorum. Doktor Aynur Dağdemir'i anıyoruz. Sağlıklı şiddete karşı etkin yasa ve güvenli işyeri istiyoruz. Türk Talepler Birliği olarak başlattığımız mücadele programında her hafta ayrı bir talep ile sesimizi yükselttik. Ancak bu hafta bizler için ayrı bir öneme sahip. Samsun'da görev yaptığı esnada birlikte çalıştığı sağlık çalışanının eski eş tarafından bıçaklanarak katledilen Doktor Aynur Dağdemir'in bugün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Dağdemir çalışma arkadaşını şiddetten korumak isterken öldürüldü. Bu olay sağlıkta şiddetin ve kadına yönelik şiddetin en can yıkıcı noktasında duruyor. Doktor Aynur Dağdemir çalıştığı özel hastaneye evinde ekmek bıçağıyla girilen erkek tarafından 6 yıl önce bugün öldürüldü. Doktor Edip Kürklü'yü, Doktor Göksel Kalaycıoğlu'nu, Doktor Ersin Aslan'ı, Doktor Kamil Furtun'u, Doktor Hüseyin Ağır'ı, Doktor Fikret Hacı Osman'ı iş yerlerinde uğradıkları şiddet sonrasında kaybettik. Kayıplarımızın yanı sıra meslektaşlarımızın iş yerlerinde bıçaklı, silahlı, sopalı, oraklı, taşlı, fiziksel saldırılara uğruyor, klinikler ateşe veriliyor, her birimiz her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz. Yalnızca 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıklı şiddet olayı yaşanmıştı. Yaptığımız ankette hekimlerin %84'ü daha önce hasta ve yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Tüm bunlara rağmen hala iş yerlerimizde şiddetten koruyacak önlemler alınmazken çıkarılan sağlıklı şiddet yasası algıyı yönetmekte çalışmak dışında bir işe yaramamıştır. Hiçbir kamu kurumuna, hatta alışveriş merkezlerine kontrolsüz girilemezken hastanelere akla gelebilecek her türlü zarar verici aletle girilmesini kabul etmiyoruz. Klinikler, yoğun bakımlar, acil servisler, ambulanslar, polikliniklerde fiziksel şartlar şiddetin önünü açmaktadır. Bu nedenle güvenli çalışma alanları oluşturulmasının ivedi gereklilik olduğunu ve bütün yöneticilere sağlık çalışanları için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması konusunda sorumlu olduklarını hatırlatıyoruz. Şiddete yalnızca hastaneye başvuranlar tarafından değil, ekranlardaki dizilerde, gazetelerdeki köşe yazılarında, politikacıların sözlerinde, idarecilerin baskılarında da tanıklık ediyoruz. Çıkarılan sabit hatta ile tüm hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından psikolojik şiddete ağır duygusal yıka maruz bırakılıyor. Acil asistanı olarak görev yaptığı sırada Sabine yapılan haksız başvurular gerekçe gösterilerek iş yerinde sürekli mobbinge maruz kaldığı için canına kıyan Doktor Melike Erdem ne yazık ki bu şiddetin en ağır göstergesi olmuştur. Görevini yaptığı sırada şiddete uğrayan hekimlerin şikayetlerine yönelik hiçbir adım atmayan yönetenler gereksiz başvurular ile hekimler üzerinde baskı yaratmakta, hekimlerin saatlerini en basit şikayetlere cevap yazmakla harcatmaktadır. Üstelik şikayetlerin konu olan sorunların tamamına iflas etmiş sağlık sistemi neden olmaktadır. Randevu alamayan, 5 dakikada bir muayene olmaya zorlanan, özel hastaneye başvurmak zorunda bırakılan, her sağlık başvurusunda cebinde parası alınan yurttaşlar sistemin tüm sorunlarını karşılaştığı sağlık personeline yansıtmaktadır. Halbuki sistemler ne hekim, ne hemşire, ne de sağlık personeli sorumludur. Tabip hatlarıyla sorumluluğu üzerinden atıp hekimleri atmak isteyenlere karşı hastalarımız da artık gerçekleri görmelidir.
Sağlıkta şiddet, genel şiddet tipleminden, siyasetçilerin şiddet üreten politikalarından da ayrı düşünemez. Özellikle son yaşanan olaylarda erkek hastalar tarafından kadın sağlık çalışanlarına yönelik ard arda gelen saldırılara tanıklık ediyoruz. Elbette bunların tesadüf olmadığını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bir yandan kadına yönelik şiddete dur demek için İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken, diğer yandan hekime, sağlık çalışanlara yönelik şiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların çıkması için mücadele veriyoruz. Birlikte çalıştığı sağlık personelinin eski eşi tarafından öldürülmesine engel olan sevgili Aynur Dağdemir'in cesareti davranışını büyütmek ve şiddeti bitirmek için birlikte mücadele ediyoruz. Hekimlerin gördüğü her şiddette yaşamlar hoyratça koparılan her kadında yüreğimiz ve aklımızdan söz veriyoruz sana Aynur. Söz veriyoruz Melike'ye, Ersin'e, Kamil'e, Gülnur'a. Artık şiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz iş yerlerinde çalışmak istemiyoruz. Birimizin daha aramızdan ayrılmasına tahammülümüz yok. Sağlıkta şiddetin ana kaynağı olan neoliberal sağlık politikalarından derhal vazgeçilmesine, sağlıkta şiddet için Türk Tabipler Birliği'nin önerileri çerçevesinde etkili yasa çıkarılmasına, sağlık kurumlarında şiddet önleyen fiziksel değişiklikler yapılmasını, güvenli iş yerleri oluşturulmasını, tüm iş yerlerinde kadına karşı şiddeti önleme mekanizmaları için etkili politikalar uygulanmasını, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulup etkili bir şekilde uygulanmasını, iş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 Sözleşmesi'nin imzalanmasını talep ediyoruz. Sağlıkta, sokakta, evde şiddetsiz sağlıklı bir dünya için mücadeleye devam edeceğiz. Ankara Tek Odası Türk Tabipler Birliği. Soru var mı?